12 volt veya 15 volt bir zil trafosu kullanmanız gerekiyor. Trafo. Şöyle bir 12 voltluk trafo ayarladım ben. Bu trafo buna benzer transformatör kullanılıyor. Kapı otomatiği yerine de böyle bir şey bağlayacağım demiştim. Bu röle normalde DC bir röle. Şimdi buna AC yani alternatif akım uyguladığımda cızırtı yapacaktır. Kapı otomatiğini basit elektrik devresi dediğimiz devreyle aynı ya da adi anahtar devresi dediğimiz devreyle aynı bir bağlantı yapıyoruz. Sistem aynı. Şu iki tane uç butonlardan gelen, şubenin içindeki butonlardan gelen uçlar. Gri ile siyah. Basit anahtar devresi ile ilgili videomuzu izlemek için ekranın üstündeki linki tıklayabilirsiniz. Siyaha veya griye de bağlayabilirsiniz. Bir ucunu bağladım. Trafodan gelen bir ucu da gri kaplaya bağladım. Trafonun bir ucunu kapı otomatiğine bağlıyorum. Evet. Şimdi bir kontrol edelim. Trafonun bir ucunu kapı otomatiğine bağladım. Bir ucunu gri kabloya bağladım. Kapı otomatiğinin boşta kalan ucunu da siyah kabloya bağladım. Bağlantı bu. Şimdi basalım. Evet. Kameraya göstererek basmak istiyorum. Biraz karışık gibi göründü ama yerimiz yetersiz olduğu için böyle bir şey oldu. Hatta röleyi hoparlörün üstüne koyarsak sesi de duyabiliriz. Şimdi şu karışıklığı biraz gidereyim. Şöyle açalım. Hatta kapı otomatiğinin uçlarını söküyorum. Sistem karışık görünmesin diye. Bu anlaşıldı zaten. Bir de kapı zilini çalmak istiyorum. İki tane zil ucu vardı. İç ve dış zil. Şöyle. Bunların ikisi de farklı sesle çalışıyor. Daireye giden zil uçları. Zil uçlarına değdiriyorum. Yani iki tane şubeye iki tane farklı zil ucu bağladım. Yeşil kabloları zil ucu yaptım. Evet, zil çalarken de, bak soldaki dairenin zili çalarken de diğeri meşgule geçiyor. Yani sadece konuşulması gerekmiyor. Aynısını diğer daire için yapıyorum. Işık söndükten sonra, ışıklar söndükten sonra. Bu dış zil. Bir de iç zili değdiriyorum. Farklı bağlanabilir. İsteğinize göre bağlayın.